Şimdi artık sıcak gündemden normal konuşmayla şu Faroe adalarına bir bakalım. Faroe adalarına ay iki bir yenildik. İnanılır gibi değil. Şimdi bir şey daha var burada. Tarihte ilk gollerini bize atmışlardı. İlk beraberlikte puanlarını bize almışlardı. Şimdi de ilk olmadı ama ilk galibiyetimizde karşı. Şimdi bakın çok acı bir durum bu. Tekrar verelim Esra'cığım bu FIFA'ya göre Türkiye nerede? Türkiye de çok düştü onu da söyleyelim. Türkiye FIFA sıralamasında buralarda değildi. Daha yukarılardaydı. Son bir 3-5 yılda 10 yılda her şey gibi futbolda çakılıyor. Pareo 125. sırada o takıma yenildik. Dahası bir mukayese daha size buyurun. Türkiye 85 milyon diyelim ortalama 80 kaç? 84 85 milyon. 85 milyon, milyon diyelim. Milyon. E, fare nüfusu 53 bin. E, bakarken karşıma çıktı sabah gazetesi bu haberi verirken 53 milyon yazmış fare nüfusuna. Fareo adaları hani iki e, oda bir salon gibi neredeyse. Küçücük bir ada. Ee, Danimarka krallığına bağlı özerk bir ülke. At küçücük adalar ülkesi. 100 ev şu adada, 200 ev bu adada öyle bir ülke. Toplam futbolla ilgilenenlerin sayısı da 500'ü bulmuyormuş ya da 500'müş. Şimdi futboldan ekonomiye biz nereden nerelere geldik azizim? Futbol deyip geçmemek lazım. Yani bir ülkenin ee, hani hiç değilse bir yerinde mi dikiş Ama tutmaz? neden bu durumdayız? Neden? Neden bu durumdayız? Yani ben bunu meclis kürsüsünde söyledim. Benim hukuk dışındaki en çok takip ettiğim alan futbol. yöneticilikte yaptığım dönem dönem futbolu iyi takip eden birisiyim. Dünyaya bakalım. Platini, Romanya'yı Bu futbolcuları alıp federasyon başkanı yapıyorlar. Türkiye'de kim yapıyorsun? Türkçü, Yıldırım Demirören'i yapıyorsun. <laughs> da Nihat yapıyorsun. <laughs> Mehmet Büyük Ekşi yapıyorsun. Neden Aykut Kocaman'ı? Müteahhitleri falan Müteahhitleri yani. Müteahhitleri yapıyorsun. Hali. Ya da Rıza Çalınbay'ı ya da Cüneyt Tatman'ı. Neden yapmıyorsun bunları? Futbolu, futbolu futbolu yani futbol adamlarına bırak. AKP her konuda dizayn hastalığını burada da getirdi. Bakın Türkiye şunu bilsin. AK merkezde işte şeytan görünümlü lakaplı bir spor yazarıyla Cumhurbaşkanı'nın kardeşi futbol dizayn ediyor. Ne akla? Ne akla? Bana birileri söylesin Sancaktepe eski belediye başkanının ne işi var Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda? Ya da Nihat Özdemirli'nin ne işi var? Yıldırım Demirören'in ne işi var? Yani burası sizin babanızın çiftliği mi? Futbolu futbolcu araba bırakın. Bari futboldan, basketboldan elinizi çekin. Ama ne durumdayız biz? Bakın Eğitim, üniversiteler, sanat, bilim, futbol, spor hepsinde dipteyiz. Sen Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Beyefendi, Numan Kurtulmuş'la Kahramanmaraş'ta esnaf gezisinde çıkacak bilimden bahsedeceksin. Bugün binlerce köydeki çocuklar hala taşıma sorunu çözülmediği için eğitime başlamadı. Türkiye bunu konuşmuyor. Ben resimlerle görüyorum bugün eğitimimiz bu durumda. Senin sanatçıya sanata olan düşmanlığın birçok sanatçının mahkeme kapılarında olması, birçok konserin iptal edilmesi, birçok festivalin iptal edilmesi, senin Tarkan'la bile sorun yaşaman sanatı bu hale getirdi. En son Faroy Adaları'na inildik. Allah aşkına ya bu takımın futbolcuları ne iş yapıyor biliyor musunuz? Asıl işleri pasaport görevlisi, aşçı, evet, evet. güvenlik görevlisi. Evet bu bu ülkenin ikinci işi futbol bu çocukların. Tebrik ediyorum ya ben yani işte demek ki yüreğini ortaya koyduğun zaman kazanabiliyorsun. Milyon eurolar para alan bizim futbolcularımız yeniliyor. Ben utanç duydum. Gerçekten utanç duydum. Ve biz Lüksemburg, Faro Adaları bu klasmanlı mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye layık gördüğü klasman bu mu? Dördüncü klasmanlı Türkiye. Ve orada da Lüksemburg ve Faro Adaları takımdan 5 gol yemiş 2 maçta. 1 puan alabilmiş. Artık lütfen ya, lütfen şu kirli ellerinizi spordan, sanattan, üniversitelerden, okullardan çekin. Çekin. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olsam, esnaf kesisine çıkan Gaziantep Üniversitesi rektörü, gel bakalım derim ya. Hocam ne yapıyorsun sen? Sen bir bilim yuvasının başındasın. Hmm. Okulundaki eğitimin kalitesini, kampüs kaliteni, hoca kaliteni, ders kaliteni, eğitim kaliteni yükseltmen gerekmiyor mu? Senin numar kurtulmuşta ne işin var sokakta demesi gerekmiyor mu? Yazık değil mi benim güzel ülkeme? Ama şimdi siyaset çok doğru bir yerden girdik aslında. Ee, siyaset e, derken biz sadece... AKP'nin AKP'nin de değil aslında Erdoğan'ın bekasını anlıyoruz. Ve o beka için rektörü de, efendim e, işte kaymakamı da, valisi de, cami imamı da herkes seferber. Siyasette cami imamının ne işi var ya da caminin ne işi var siyasette? Siyasette. Siyasette. İşte efendim geldiğimiz nokta bu. Ben maçlara gittiğim zaman Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunu protokolle görüyorum. Müsiat gibi. Spor insanları yok. Gerçek spor insanları zaten bakın görev alamıyor. Bugün 3. Ligi, 2. Ligi, 1. ve Süper Li'deki birçok hoca torpilsiz iş bulamıyor. AKP teknik türüklere olacak isimlere bile referans oluyor. Bugün 2. bazı takımların antrenman yapacak futbol sahası yok. 3 ligde halı sahada antrenman yapıyor. Ve biz futbolda bu hale gelmişiz. Neden? İşte bakın bunun tek sebebi var. Her alana burnunu sokmak, her alanı dizayn etmek, her alanda benim adamların olsun mantığı ülkeyi bu hale getirdi. Biz sanatta da hüküme düştük. Bilimle de, eğitimle de, her konuda. Her konuda bakın İran'a geleceğiz birazdan bakın. İran, İran buraya durduk yerde gelmedi. Herkes oturup şapkasının önünü e, koyup düşünmeli. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? E, ee, size bir şey söyleyeyim. Hukukun üstünlüğü, e, devletin şeffaflığı, devlet denetimi, yargının bağımsızlığında Türkiye'ye geldiklerinde ilk 20'deydi. Şu anda 144'te. Futbolda biz ilk 10'daydık. Geldiklerinde Türkiye'de kupa almış bir Avrupa'da bir futbol takımı vardı. Süper kupayı almış bir futbol takımı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe çeyrek finalle kalıp tur atlayabiliyordu. Dünya, Real Madrid'e Dünya futbol üçüncüsü, futbol bir, e, milli dünya üçüncüsü bir milli takım vardı. Dünya Yani her ne kadar fiksüre bağlansa da. Ama sen onun da... tiplerinden biri Alpay'ı alıp milletvekili yaparsan ona bile futbolu bileşti bir Alpay'a laf ettirmem. Rica <laughs> edeceğim Fatih'in fedaisi gibi Erdoğan'ın fedaisi Alpay ne kadar kendisine futbolda da öyle değil mi Allah aşkına ne kadar kendisine yakışan bir görev üstlendi orada öyle sürekli sinirli göre. yumruklar sıkılı. şimdi e, hani rektör dedik işte camiye siyaset dedik vesaire e, herkes aslında bu ülkenin içinde bulunduğu e, durumu her anlamda sosyal toplumsal ekonomik gerçek bir biçimde anlatsa neyse şimdi TÜSİAD mesela geçenlerde şunu yaptı biliyorsun TÜSİAD e, çok fazla açıklama yapmıyor ama yapıyor TÜSİAD başkanı e, Orhan Turan bir açıklama yaptı dedi ki merkez bankasının faizleriyle indiriyor ya habire sizi faizler. Kredi faizleri arasında artık e, bağlantı tamamen koptu. Artık gerçeklikten uzağız ve enflasyon kur faiz sarmalına girdik. Başımız döndü dedi. Şimdi böyle tuhaf bir biçimde siz kendi işinize bakın diyor Erdoğan. Krediye kullanıyor. iş dünyasından bahsediyorsunuz. Herhalde. nasıl yani diyorsun? Nasıl yani? Sürekli kendi işine bakacak. Adamın işi bu zaten. Peki. Çok doğru bir şey söylüyor efendim. Şu anda dolara Devlet bankaları %4 faiz veriyor dolara. Devlet bankaları diyorum bakın. 2001'de yanmış bitmiş dediğimiz Türkiye'sinde İmar Bankası çok fazla veriyordu dolara %9 veriyordu. Bunu bir yere koyalım. %12 faiz değil mi? Ben tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hadi gidin herhangi bir bankaya %1 değil, %1,5 değil, %2 ile kredi alın bakalım, ev alın. Alamazsınız. Alamazsınız. Çünkü onların açıkladığı faizle fiili faiz Türkiye'de çok farklı. Kesinlikle. Bankalar zaten yüzde birle verebilme ihtimali yok. Ama rakamlarla, sahte bilgilerle ve verilerle insanlar uyutuluyor Türkiye'de. Ekonomiyi böyle yöneteceğini sanıyor. Sonra tüsyat karışma. Kardeşim adam bu işin göbeğinde zaten. Şimdi daha peki tüsyat karışmasın buna merkezi e